Herkese merhabalar. 8. sınıf Türkçe 1. dönem 2. yazılı yazılığa başlıyoruz arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte mükemmel bir şekilde hem LGS'ye de faydası olacak şekliyle 8. sınıf 2. yazılı konularımızı güzel güzel tekrar edeceğiz. Bu konular zaten LGS'deki soruların da %60'ını oluşturuyor. Aynı zamanda filmsileri, ögeleri, fiilde çatıyı okulda işlediğiniz konuya göre tabi bazı hocalar bunların hepsini bitirmemiş olabilir. Zaten yazılı notlarımızdan da güzel güzel tekrar diyoruz. Zaten LGS'den dolayı da her gün ne yapıyoruz? Test o, şu... çözüyoruz. Evet her gün testler çözüyoruz. Bu işi seviyoruz. Yazılı bizim için kebap. Muhtemelen de yazılımıza da bize test soracak hocalarımız. Çünkü 8. sınıfta genellikle hocalar yazılı sorusu değil de test sorusu soruyorlar. İlk yazılınız nasıl mesela Tonguç? Test hocam. Bak testmiş. Dolayısıyla herkes test soruyor. Sizler de bol bol test çözmeniz lazım. Hem LGS'ye faydası olması için hem de yazılıya faydası olması için şimdi hızlı bir şekilde giriş yapacağız. Ardından da sorularımız gelecek. Biz burada klasik soru çözeceğiz konuyu öğretmek için. O zaman intromuz girsin. Herkes arkasını yaslansın ve yazılı programımız başlasın. <laughs> Evet arkadaşlar şimdi ilk konularımız sözcük anlamı, cümle anlamı, parça anlamı. Bunlar da zaten soruların temeli oluşturuyor. Ama biz ilk başta dil bilgisi kısmından başlamak istiyorum ben. Dil zaten ilk konumuz filmsiz. Son derece lokum bir konu. Burada taktiğimiz neydi? Cümlenin içerisinde en önemli kelimeyi yani yüklemi buluyorduk. Yüklemden sonra geriye kalan kelimelerden mame ile olumsuz yapılabilen kelimelere bakıyorduk. Şimdi mesela buraya gelelim hemen film sorusuna bakalım. Diyor ki film altını çiziniz ve türlerin altına yazınız diyor. Biz önce filmleri bulalım Tonguç'um. Demiş ki korkulan kazanın olmaması içimizi rahatlatmıştı diyor. Şimdi öncelikle bu cümlenin yüklemini bulacağız. Bu cümlenin yüklemi nedir Tonguç'um? Rahatlatmış hocam. Harikasın. O zaman ben hemen rahatlatmış diye böyle dikdörtgen içine alıyorum. Tamam. Yani bu lokomotifimiz. Lokomotifi kapattıktan sonra geriye kalan sözcüklerden mame ile olumsuz yapılabilenlere bakacağız. Korkulan korkulmayan diyebiliyoruz. Kazanın olmuyor. Olması olmaması zaten bu almış zaten. İçimiz almıyor. O zaman burada bir iki tane filmsimiz var. Şimdi çeşitlerine geleceğiz ama önce istersen sadece filmleri bulalım. Ardından çeşitlerine geçelim. Hava oldukça karanlıktı. İzciler yürümekten yorulmuştu. Şimdi bu cümlede iki tane yüklem var. Birincisi yorulmuştu sözcüğü. diğer ise karanlıktı sözcüğü. Çünkü burada da ifade bitiyor. Hava oldukça karanlıktı. Virgül. İzciler yürümekten yorulmuştu diyor. Şimdi lokomotifleri bulduktan sonra geriye kalan kelimelerden mami alanlara bakıyoruz. Burada sence hangi kelimeler mami alabilir? Oldukça. Harikasın oldukça altını çizdim. Yürümekten. Muhteşem. Yürümekten sözcüğünün altını çizdim. İkisini de mükemmel bir şekilde buldum. Oldukça olmadıkça yürümekten yürümemekten diyoruz. Şimdi bunların çeşidini birazdan söyleyeceğiz. Türlerini birazdan söyleyeceğiz. Yani isim fiil mi? If. Sıfat fiil mi? Sf. Zarf fiil mi? Zf. Birazdan göreceğiz. Ama şu anda fiilimseleri buluyor sadece. Teklifimi hiç düşünmeden kabul edeceğini düşünmüştüm diyor. Ne kadar anlamsız bir cümle. Düşünmeden kabul edeceğini düşünmüştüm. Neyse. Bu cümlenin yüklemi nedir Tonguç'um? Düşünmüştüm hocam. Muhteşem yüzyıl. Gerçekten bugün çok iyisin Tonguç'um. Düşünmüştüm sözcüğünü dikdörtgen için aldık. Yani yüklemimizi yani lokomotifimizi dikdörtgen için aldık. Sonra kapatıyoruz. Geriye kalan kelimelerden mami alanlara bakıyoruz. Teklif hiç düşünmeden düşünerek kabul edeceğini etmeyeceğini. Ha. O zaman düşünmeden düşünerek kabul edeceğini etmeyeceğini diyebiliyoruz. O zaman bunlar fiilimsi. Şimdi diğer soruya geçtik. Okuldan sonra onca yolu yürüyüp eve dönmesi gerekiyor. Cümlenin yüklemi belli zaten, gerekiyor sözcüğü. Mameyeki alanları da zaten ekranları başlayacak arkadaşlarımız da çok rahat buldular. Yürüyüp, yürümeyip, dönmesi, dönmemesi. Devam ediyoruz. Her şeyin gerçek olduğunu öğrenince çok şaşırdık. Niye şaşırdınız? Şaşırdık kelimesini yine Yani Genişini alıyorum. Ve buradaki filmseler hangileri sonuçta? Olduğunu öğrenince. Muhteşemsin, süpersin, olduğunu olmadığını öğrenince öğrenmeyince. Tamam. Filmsleri bulduk. Şimdi geldik çeşitlerine. Ben tekrar bu sayfaya geri dönüyorum. Filmsleri demek ki yüklemi bulduktan sonra mameli olmuş yaparak buluyorduk. İsim fiiller mayışmak eklerini alıyor. Sıfat fiiller an, esi, mezar ecekmiş eklerini alıyor. Zarf fiiller de geriye kalan ekler alıyor diyebiliriz. Dolayısıyla biz sadece mayışmak ve anası mezar dikecekmiş ezberlesek öğrense yeterli. Şimdi korkulan an eki almış an, esi, mezar o zaman bu sıfat fiil. Olması mame ma ekini almış. Dolayısıyla bu isim fiil oluyor Tonguç'um. Oldukça dıkça dıkmadıkça bak şimdi burada mayışmak eki yok. Anası mezar dikecek mi şekil yok. Dik eki var ama dıkça esasda bu. Yani oldukça olmadıkça diyoruz. Dolayısıyla burada dıkça eki olduğu için bu da yine zar fiil. Yürümek mek mayışmaktaki mek ekini almış isim fiil. Ben buraya sıfat fiil isim fiil yaz yazmıyorum. SFİF yazıyorum. Anlaşılıyor değil mi Tonguç? Anlaşılıyor hocam. Harikasın. Düşünmeden düşünerek bak meden madan eki zarf fiil edeceğini ecek acak bak an esi mezardik ecekti ki ecek dolayısıyla bu da yine sıfat fiil ıp almış ıp neydi sonuç herhalde benim? Zarf fiil hocam. Harikasın zarf fiil zf yazıyorum dönme şöyle ıpı da gösterdik. Hatta bunun iki de şöyleydi. Asiye, Kenyalı, Ema'dan ip arakladıkça diye böyle saçma sapan bir şey vardı ama onu ezberlememize gerek yok. Sadece isim fiillerin, mayışmak sıfat fiillerin anası mezar dikecekmiş olduğunu bilelim yeterli. Dönme, mema yine isim fiil. Olduğunu dık dık olduğu için burada yine iki çiziyorum sıfat fiil. Öğrenmek, öğrenince, ince eki bu da yine zarf fiil oluyor. Dolayısıyla yüklemleri bulduk. Geriye kalanlardan mameki alanlara baktık. Sonrasında da... Mayışmak ekini alanların, mayışmak ekini alanların, ma-ışmak eklerini alanların isim fiil olduğunu, an-esi mezar dikecekmiş alanlarında da sıfat fiil olduğunu söyledik. Yani fiilimsi sorumuzda bitirmiş olduk. Zaten bununla alakalı sizler dinamolardan, zorulardan soru çözdükçe bu işi süper bir şekilde halledeceksiniz. Soru çözmeler olmaz. Geldik ögelere. Şimdi ögelerde de mantığımız şu Tonguç'um. Yine cümlenin en önemli ögesi yani lokomotifi bulacağız. loko lokomotif yüklemi bulacağız. Yüklemi bulduktan sonra kim ne sorularıyla özneyi, Kimi neyi ne sorularıyla nesneyi ed'den eki almış yani nereye nerede nereden kime kime kimden gibi sorularla yer anlayışını ve ne zaman nasıl ne kadar gibi sorularla da zarf anlayışını bulacağız. Ama burada temel mantığımız şu önce yüklemi bulacağız sonra da geriye kalan kelimelerde dikkatli olacağız. Şimdi hemen buraya geçiyorum şuraya geçelim cümleyi ögelerine ayırınız demiş ikinci sorumuz bu. Şimdi öncelikle lokomotifi bulmamız lazım ben yani yüklemi bulmamız lazım niye şöyle düşünelim bak şu vagon 1 vagon 2 vagon 3 vagon 4 diye gitsin. Eğer lokomotif olmazsa tren gitmiyor demiştik. Dolayısıyla nasıl lokomotif olmazsa tren gitmiyorsa yüklem olmanca da cümle cümle olmuyor. Bunlar vagon. Bunlar olması da olur. Ama yüklem olmadan olmaz. Yani cümle cümle yapan şey yüklem. Şimdi yaşlı insanlara her zaman saygıyla yaklaşmalıyız. Şimdi yaklaşmalıyız yüklem. Bunu bir kere dikdörtgen için aldım. Şimdi yüklemimiz belli. Altına Y yazdım. Yüklem tamam mı? Şöyle Y yüklem demek. Ee, ö öze demek olsun. N ne nesne e, işte YT yer tamlayıcısı, ZT de zar tamlayıcısı olsun. Tamam mı? Tamam hocam. Bunların hepsi olmak zorunda da değil bu arada. Sadece yüklemle de cümle olabilir. Yaklaşmalıyız. Kim diye soruyorum bak. Kim sorusu özneyi buluruz. Kim? Biz. Bu cümlede biz yazıyor mu? Yazmıyor hocam. O zaman yazmıyorsa burada gizli özne var. Bak şöyle biz yazıyorum. Altına da GÖ -E. yani gizli özne yazıyorum. Tamam. Şimdi biz yaşlı insanlara her zaman saygıyla yaklaşmalıyız. Şimdi devam ediyorum. Şimdi yaklaşmalıyız. Kim sorusunun cevabını bulduk. Kimi yaklaşmalıyız, neyi yaklaşmalıyız? Nesne yok. Tamam zaten onu yaklaşmalıyız diyemiyoruz. Yani geçsiz bir fiil. Onu da birazdan göreceğiz. Kime? Bak E, D denli sorular. Bak şöyle iyili sorular nesneydi. E, D denli sorularda yer tamlayıcı olacak. Kime saygıyla yaklaşmalıyız? Yaşlı insanlara. Yani yT Yer tamlayıcısına, yaşlı insanlara saygıyla yaklaşmalıyız. Ne zaman? Her zaman zar tamlayıcısı. Nasıl? Saygıyla zar tamlayıcısı. Bak... Ne zaman sorusu zar bulurdu? Nasıl sorusu zar bulurdu? Kime sorusa yer tamlayısını bulurdu? Bu kadar basit. Şimdi devam ediyoruz. Sıcak bir Akdeniz akşamında sahilde sohbet ediyorduk. Bu cümlenin yüklemi nedir Tonguç'um? Ediyorduk hocam. Patladın. Bu sefer patladın. Ediyorduk olmaz. Niye? Çünkü ediyorduk sohbet ediyordukla birlikte kullanılıyor yani bileşik fiil. Şöyle olmaz. Sıcak bir e, Akdeniz akşamında sahilde ediyorduk. Ne altınıza mı ne yapıyorsun ediyorduk. Böyle bir şey olmaz. Ediyorduk tek başına kullanılmaz. Sohbet etmek, mutlu etmek, rahatsız etmek, hissetmek, affetmek, zannetmek, terk etmek bunlar hep e, bileşik fiildir. Terk etmek, hak etmek, fark etmek ayrı yazılır ama bileşik fiildir. Anlamca bir bütündür yani. Dolayısıyla sohbet etmek bileşik fiil. Bileşik fiiller bölünmez ve burası yüklemimiz. Yüklemimizi bulduk. Kim sohbet ediyordu? Biz sohbet ediyorduk. Yine gizli Özne'miz var. Özne bugün gizlenmek üzere. Devam ediyoruz. Şimdi ne zaman sohbet ediyorduk? Sıcak bir Akdeniz akşamında. Harikasın bak. Sıcak bir Akdeniz akşamında. Bunu çok güzel ayırdın. Niye? Akdeniz akşamında demedin sadece. Sıcak bir Akdeniz akşamında dedin. Çünkü neden? Tamlamalar bölünmez. O zaman buraya ne zaman sorusuna cevap için zar tamlaması istiyorum. Nerede sohbet ediyorduk? Sahilde. Çok güzel yer tamlaması oluyor. Bak. Nerede? Sahilde. Ededenli soru. Ne zaman? Sıcak bir Akdeniz akşamında bu da zartalması oldu. Devam edelim. Pencerenin pervazında kuşlar yavrularını doyuruyordu. Ay çok tatlı. Doyuruyordu yüklem. Dikdörtgen için aldık yine yüklemimizi. Kim doyuruyordu? Kuşlar. Muhteşemsin bak. Bu sefer yakaladın Özneyi. Kuşlar. Kuşları şöyle Özney yaptım. Kim sorusuna cevap. Kuşlar doyuruyordu. Kuşlar kimi doyuruyordu? Bak kimi neyi sorusuna cevap veriyorum. Burası da belirtili nesne. Yavrularını. Nerede bak? Ed denli sorular. Nerede doyuruyordu? pencerenin pervazında bu da yer tamlayısı oluyor. Bak şimdi şuraya dikkat bak. İnsanlara pervazında sahilde görüyor musun bak? E, D bunlar hep yer tamlayısı oluyor. Şuraya bakalım. Yavrularını bak bu ığlarda belirtil oluyor. Devam edelim. Yazarlarına göre ayırarak romanları kitaplığıma yerleştirdim. Aferin. Yerleştirdim yüklem. Kim? Ben yerleştirdim. O zaman buraya gizli öznemizi yazalım. Ben GÖ yazdım. Devam ediyoruz. Neyi yerleştirdim? Romanları. Bak neyi sorusu? I. Görüyor musunuz? I soru olduğu için, ığlı cevap olduğu için bunu biz hemen belirtil yazıyoruz. Romanları yerleştirdim. Nereye yerleştirdim? Kitaplığıma. Muhteşemsin. Kitaplığıma bak. A var. ED'den şey bak. İnsanlara, sahilde, pervazında, kitaplığıma. O zaman burası yer tamlayısı. Peki nasıl yerleştirdim? Yazarlarına göre ayırarak o zaman burası da zar tamlayısı oluyor. Zaten böyle erek araklı şeyler hep zar tamlayısı oluyor. Çünkü bunlar zar fiil. Gemi hiç yolcusu yokmuş gibi yol alıyor. Şimdi buna alıyor diyemeyeceğiz. Yol alıyor diyeceğiz. Yol alıyor yüklemimiz. Ee, nasıl yol? Kim yol alıyor? Gemi öznemiz. Gemi öznemiz. Ö yazdım. Nasıl yol alıyor? Hiç yolcusu yokmuş gibi yol alıyor. O zaman burası da bütünüyle zarf tamlayıcısı oluyor. Şimdi geldik son cümlemize. Burayı biraz sıkışık yazmışız ama sıkıntı yok. Ahmet sınıfımızın en başarılı öğrencilerinden biridir demiş. Şimdi bu cümlenin yüklemi nedir Tonguç'um? Biridir hocam. Bu sefer de patladın. Gerçekten bugün güzel patlıyorsun. Şimdi biridir sözcüğüne yüklem diyemezsin. Niye? Çünkü biridir sözcüğü bir isim. İsim olduğu zaman yüklem gözlerini böyle dört açacaksın. Böyle gözlerine bakacaksın. Aman Allah'ım diyeceksin. Ne oluyor diyeceksin. Niye biliyor musun? Çünkü isimler yüklem olduğunda genellikle böyle tamlama olur böyle. Öğrencilerinden biri, başarılı öğrencilerinden biri, sınıfımızın en başarılı öğrencilerinden biri olur. Dolayısıyla burayı sen bütünüyle yüklem yapıyorsun. Sınıfımızın en başarılı öğrencilerinden biridir. Yüklem, çünkü tamlamalar bölünmez. Kim? Ahmet diyoruz. Ahmet de biz Ahmet Özne oluyor. Şimdi burada ne oldu? Yüklem ve özneyi bulduk. Fakat dikkat etmemiz gereken şey ne oldu? Bir, Sohbet etmek gibi birleşik fiilleri bölmüyoruz, yol almak gibi. Ve aynı zamanda yüklem isim olduğu zaman da gözlerimizi dört açıyoruz. Zaten şöyle dört tane göz koyayım ki iyice aklına yerleşsin. Zaten Zoru Bankası'nda da biz buna benzer örnekler verdik. Veyahut da Dinamo'larda. Çünkü Leges'te böyle sorular geliyor için buna dikkat edeceğiz. O zaman şuraya geri dönüyorum. Ee, nesne'de yanına I geliyor dedik. Yer tamlayısında E, D denler geliyor dedik. Şöyle çizgilerimize koyalım. Zar da işte erekler, araklar, incalar böyle şeylere dikkat edin. Mesela çalışınca başarırsın. Ne zaman çalışınca gibi şeyler. Ama tabi bu şart değil yani. İlla böyle ek almak zorunda değil. Ama yer mutlaka ED'den almak zorunda. Şimdi cümle ögelerimiz bitti. Geldik fiil çatısına. Fiil çatısı zaten dünyanın en lokum konusu biliyorsun. Bunu bir kez daha şöyle hızlıca gösterelim. Fiil çatısında iki tane şey aklımıza geldi. Şöyle hemen kağıdımızı alalım boş kağıdımızı. Birincisi bir şöyle bir arkadaşımız sizlerin bu geçişli fiil için olsun. Bu da şey olsun mesela. Bu ne olsun mesela? Bunun adı buna bir buna bir erkek ismi verelim. Bir erkek ismi söyle. Mahmut. Tamam. Mahmut diyorsun. Mahmut güzel bir isim. O zaman buraya Mahmut yazıyorum. Şöyle hatta hani sanki soruyu bilen arkadaşlarımızın ismini yazdığımız gibi. Mahmut da yazmış. Mahmut gerçekten çok kaliteli bir insan. Neden? Bir kere saçlar çok kaliteli. İkincisi gözler fal taşı gibi açılmış durumda ve gözlerinde bir tanesi onu görüyor, bir tanesi ise onu görmüyor şimdi. Onun üzerine çarpı attık. Şimdi neden böyle bir şey yapıyoruz? Saçma sapan şeylerle uğraşıyoruz. Aklınız yerleşsin diye. Şimdi Mahmut şöyle hatta Mahmut'a kaliteli de bir burun yapalım, şöyle bir dudak yapalım. Şimdi Mahmut eğer onu gördüğü kısma geçli yazacağım. Onu görmediği kısma geçişsiz yazacağım. Bu nedir? Nesne yüklem ilişkisi. Buraya yazıyorum. Nesne, saçlarına da şöyle nesne yazdık. Nesne yüklem ilişkisi derse, geçli geçsiz derse onu kelimesine bakacaksın. Yani şunu demek istiyorum. Mesela Soruda sana dedi ki fiil çatısını da falan dedi. Sen cümlenin yüklemini bulduktan sonra mesela A'da diyecek ki seviyor diyecek. B'de tanıdı diyecek. C'de acıkmış diyecek. D'de bıraktı diyecek. Şimdi sen diyeceksin ki kardeşim ben fiil çatılarını bulmak için ne yapacağım? Fiile bakacağım. Onu seviyor diyebiliyor muyuz? Diyebiliyoruz. Onu tanıdı diyebiliyor muyuz? Diyebiliyoruz. Onu acıkmış diyebiliyor muyuz? Diyemiyoruz. O zaman bu alakasız. Yani iki tanesi onu aldı, bu alamadı. Onu bıraktı da diyebiliyoruz. O zaman bunlar bak bunlar onu seviyor diyebildi. Onu tanıdı diyebildi. Onu bıraktı diyebildi. Ama onu acıkmış diyemediğimiz için bu cevabımız C olacak. Veya bunun tam tersi. Üç tanesi onu alamayacak bir tanesi alacak. Yani sen Mahmut'un gözlerinde doğru cevabı göreceksin. Onu alıyor ya da onu alamıyorum. Bu şekilde LGS'de gelmiş işte veyahut da bunun öncesinde TEOK'ta, onun öncesinde OKS'de fark etmez. Tüm soruları yapabiliyorsun. Fiil çatısında nesne yüklenmiş ilişkisi bu. Hatta hiç vakit kaybetmeden hemen bir tane sorumuza bakalım şurada. Ha, bak geçti geçsiz demiş. Bak şimdi. Neydi? Geçit kelimesi onu alabiliyordu. Daha doğrusu geçiş fiiller. Geçitsiz de onu alamıyordu. Hemen pıt pıt diye kapattım. Şimdi başlıyoruz. Pencerede oturup geçenlere bakıyorum. Onu bakıyorum diyemiyoruz. Onu bakıyorum bak. Ona diyebilirsin ama onu diyemiyorsun. Buraya dikkat et. Sakın yani ona bakıyorum hocam sevgiyle. Sakın. Sakın yani onu yani sadece onu kelimesi. Yani ben buraya şey yazmadım işte. Onu ona falan yazdım. Sadece onu dedim. Onu bakıyorum diyemez. Onu bakıyorum mu? Nasıl yani? Onu bakıyorum olmaz ona bakıyorum hemen lazım. Dolayısıyla onu alamadığı için hatta şuraya da yazalım. Onu bakıyorum diyemediğimiz için bu geçisi oluyor. Bu kadar bitti gitti. Şimdi küçük ailesine her dediğini yaptırıyor. Yaptırıyor. Onu yaptırıyor diyebiliyorsun. Zaten her dediğini de yaptırıyormuş. O zaman bu geçişli oluyor. Buraya onu'yu yazalım şöyle. Onu yazalım. Cık cık i̇şaretleyelim. Sen gittiğinde onlar buraya gelecek. Onu gelecek diyebiliyor muyuz? Diyemiyoruz. Harikasın. O zaman buraya onu yazıyorum. Çarpatıyorum. Ve geçişli işaretliyorum. Gün boyunca telefonun başına bekledik. Onu bekledik diyebiliyor muyuz? Diyebiliyoruz hocam. O zaman burada beklediğin altını çizdim. Onu böyle işaretledim ve geçti oldu. Onu bekledik diyebiliyoruz, geçişli. Onu yaptırıyor diyebiliyoruz, geçişli. Anlattığım hikaye çok beğenmişler. Güzel, tamam beğenmediler de güzel. Onu beğenmişler de diyebiliyoruz. Onu beğenmişler de diyebildiğimiz için geçişli oluyor. Gördüğün gibi son derece lokum, son derece lezzetli, son derece afiyetli bir konu gördüğün gibi. Şimdi o zaman Mahmut'a teşekkür edebilir miyiz? Teşekkürler Mahmut. Evet ben de teşekkür ediyorum Mahmut'a. Şimdi Mahmut sahneden alıyoruz. Bu sefer de başka bir e, kız öğrencimizi alalım sahneye. Şöyle saçlarını güzel güzel yapalım. Mahmut'un saçları gibi şey olmasın, kısa olmasın. Güzel olsun şöyle saçları. Tamam gerçekten inanılmaz güzel çizim saçları. <laughs> Şaka bir yana. Şimdi burada da bu arkadaşımızın ismi olsun? Pakize olsun hocam. Tamam Pakize diyorsun. Pakize'yi de şöyle yazalım. Pakize'nin ismini buraya koyduk. Güzel bir şekilde gerçekten İki başarılı öğrencimiz bize bu konuda yardımcı oldular. diye yazdık. Şimdi Pakize'nin gözlerinde ise, Pakize'nin gözlerinde ise, Pakize'nin gözlerini tabii daha güzel çizdiğimiz lazım. Böyle şöyle birazcık şey yapalım. Nedir o? Bunlara ne deniyor? Bilmiyorum bir şey deniyor. Bir şey, kirpik mi deniyor? Böyle bir şey. Yine burun yapalım. Yine şöyle dudaklar tabii ki daha böyle, daha tatlı oldu Pakize'miz. Tamam. Şimdi burada ise Pakize'nin bir gözü etken tamam mı? Bir gözü ise edilgeni düşünüyor olsun. Bu da özne yüklem ilişkisi olsun. Burada bir gözünde kendisi sözcüğünü göreceksin Tonguç Elan'ım benim. Bir gözünde ise birileri tarafından ya da başkası tarafından ifadesini göreceksin. Şimdi diyeceksin ki hocam kafayı mı yediniz? Hayır kafayı yemedim. Sadece aklına kalsın diye böyle saçma sapan örnekler veriyorum. Şimdi seçeneklerimize bakacaksın. A, B, C, D. Mesela diyelim ki sorular çözüldü. Ödevler yapılmış. İşte kalemini kalemi ee, ne olsun mesela kalemi ver verir misin kalemi verir misin diyelim mesela burada da işte kitaplar dün alındı. Şimdi bak burada dikkat olman lazım. Yine yüklemlerin altını çiziyorum. Çözüldü, yapılmış, verir misin? Dün alındı diyor. Şimdi dünü çizmeyecektim ama neyse çizdik. Şimdi çözüldü. Sorular kendisi mi çözüldü, başkası tarafından? Başkası tarafından. O zaman buraya başkası tarafından yani BT yazdım. Ödeler yapılmış başkası tarafından. Kitaplar dün alındı başkası tarafından. Ama kalem verir misin? Yani sen verir misin? Kendin verir misin? Yani kendi. Kendin verir misin diyor. Dolayısıyla burada başkası tarafından verir misin olmuyor bak. Başkası tarafından çözüldü, başkası tarafından yapılmış, başkası tarafından alındı diyebiliyorsun ama başkası tarafından verir misin? böyle bir şey olmaz. Dolayısıyla burada da cevabımız yine Ceyhan oluyor veya tam tersi. Şimdi hemen sorumuza geçelim. Pakize Mahmut'a teşekkür ediyoruz ve etken edilgene geçelim. Şimdi burada etkende özne işi kendisi yapıyordu. Kendisi yazıyorum Tonguç'um. Burada ise iş başkası tarafından yapılıyor diyoruz. Şimdi bakalım. Önce renkliler sonra beyazlar yıkanacakmış. Şimdi Beyazlar kendisi mi yıkanıyor? Mesela Ahmet yıkanacakmış desen Ahmet kendisi yıkanır. Tamam bunu biliyoruz. Bebek değilse Ahmet kendisi yıkanır. Ama beyazlar hadi ben yıkanayım şampuanımı alayım öyle bir şey demez. Beyazlar ve renkler birileri tarafından işte annemiz tarafından, halamız tarafından, yengemiz tarafından, babamız tarafından yıkanır. Dolayısıyla veya makine tarafından yıkanır neyse. Yıkamaktan yıkanmak diyor. Dolayısıyla bak yıkanacakmış birileri tarafından, başka tarafından dolayısıyla bu edilgen. Tüm işlerimizi kolaylıkla hallettik. Oh çok şükür. Kendimiz hallettik ve o yüzden de etken fiil diyoruz bak. Hallettik. Halledildi deseydi başkası tarafından halledildi olurdu. O zaman edilgen olurdu bak. Etken edilgen. Hallettik halledildi gibi mesela. Dedemin öğütleri en sonunda anlaşıldı bak. Anlaştı değil anlaşıldı. Birileri tarafından başka tarafından anlaşıldı. Dolayısıyla bu edilgen. Bu kez de ben duyurayım haberi. Kendim duyurayım diyor ya kendim duyurayım etken. Şaşkın gözlerle etrafına bakınıyordu. Kendisi mi bakınıyordu? Başka tarafından bakınıyordu. Kendisi bakınıyordu hocam. Harikasın Tonguç'um kendisi bakınıyordu. O yüzden burası etken oluyor. Bak cümlenin bütününü okumak çok önemli. Neden? Mesela şöyle söyleyelim. Tarkan şarkıyı söyledi dediğimizde Tarkan kendisi söylüyor etken oluyor. Bu şarkı yıllarca söylendi dediğimizde ise edilgen oluyor. Söyledi, söylendi. Hatta bak şöyle M'sini yazayım bak. Tarkan söylüyor etken. Kendisi söylüyor. Çok güzel. Ağzına sağlık. Bu şarkı yıllarca söyleniyor. başka tarafından söyleniyor. Bak burası BT. başka tarafından. Burası ise kendisi. Şimdi burada dikkatli olman gereken şey şu. Bazen şöyle cümleler var. Mesela diyelim ki annem yine bize söylendi. Dediğin zaman burada da ne var? Şimdi sadece şöyle bakarsan aa başka tarafından söylendi. Dersin patlarsın. Cümlenin bütün okuman lazım. Annen kendisi söyleniyor. Yani annesi falan falan diye böyle söyleniyor. İşte o kendisi yaptığı için o işi. Bu da yine etken oluyor. Dolayısıyla sen cümlenin bütüne bakman lazım. Ama geçti geçti de yapıştır geç. Onu yapıştır geç diyebiliriz. Bu kadar basit. Şimdi o zaman geri bu sayfamıza geri dönüyorum Tonguç'um. Özdesine göre de etkende kendisi yazdık. Şuraya üstüne yazayım şöyle mintoş bir şekilde kendisi. Edirgen'de BT dedik. Geçişli de onu alıyor dedik. Geçişli de ise onu almıyor dedik. Şimdi harika gidiyoruz. Güzel gidiyoruz. Zaten bütün bunlarla alakalı notlarımız da var. Yazı notlarına var. Yani Mahmut'la Pakize'ye teşekkür ediyoruz ama yazı notlarında her şeyi biz detaylı bir şekilde yazdık. Ama en önemlisi bol bol soru çözmek için. Um. Çünkü konuları öğrendim. Ama soru çözmezsen öğrenmiş sayılmazsın. Yanlış yapacaksın. Yaptığın yanlışın çözümünü uzman öğretmenlerden burada dinleyeceksin. Mesela cümlenin öğeleri demiş. Burada yanlış yaptıktan sonra karakut okutarak sorunun çözümünü ha dediğin an o zaman konuyu öğrenmiş oluyorsun diyoruz. Şimdi buralar bitti. Pardon bitmedi. Şöyle alalım. Filmsiler bitti. Ögeler bitti. Etken edilgen bitti. Geçli bitti. Geldik yazım yanlışlarına. Bakalım. Bu apartmanın yedinci katında bir daire satın aldık. Hayırlı olsun güle güle oturun diyoruz ama yedinci sözcüğünü yanlış yazmışsınız. Dolayısıyla hemen daireyi boşaltmanız lazım. Neden? Bak şimdi. Bir, iki, üç, dört, beş, e, altı, yedi, sekiz, dokuz, on, e, on iki, yirmi. Şimdi bak dikkat edin. Bir inci diyebilirsin. Üç üncü diyebilirsin. Dört üncü diyebilirsin. Beş inci diyebilirsin. 8 inci diyebilirsin. 9 uncu, 10 uncu diyebilirsin. Fakat 12'nin, 2'nin, 6'nın, 7'nin sonu zaten 20'nin sonu zaten i ile bittiği için ikinci demen lazım. Yoksa diğer türlü ikinci olmuş olur. 12. 6. 7. 20. demen lazım. Ya 50'de de böyle. Dolayısıyla sonu zaten i ile bitince i gelmez. Burası doğrusu şöyle olmadı sevgili Tonguç'um. ...yedinci olmalıydı. Buna dikkat edeceğiz. Bu arada birer, ikişer, üçer derken asla böyle yazamıyor Sadece harflerle yazmamız lazım. Bu da önemli. Şimdi bakalım. Üst komşumuz Murat amca evini satmak için emlakçıyla görüşmüş. Gerçekten bugün emlaktan yana gidiyoruz. Bak satın almak, emlakçı falan filan. Ha neyse doktor da varmış. Şimdi Murat amca evini satmak için emlakçıyla görüşmüş. Yazık oldu. Şimdi bak amca diyor. Ama Murat amca yani burada bir unvan değil. Dolayısıyla bu amcayı küçük yazması lazımdı. Şöyle yapıyorum ve devam ediyorum. TDK'nın yaptığı değişikleri de düzenli olarak takip etmeliyiz. Aa bak şimdi. Türkçede herkes bunu söylüyor. TDK'nın, TTK'nın, MHK'nın diyor. Hayır. Türkçede K diye bir harf yok. Türkçede K diye bir harf var. Dolayısıyla bu TDK min olmalıydı bak. TDK min olmalıydı. Bunu çok soruyor e, ...ÖSM abilerine. Dolayısıyla size de sorabilirler bu sene LGS'de. Bu ...Nin olacak. Çünkü K diye bir harf var ama K diye bir harf yok. TDK, MHK, K işte ne bileyim başka ne var? E, YKS böyle bir şey yok asla K harfi var dolayısıyla ...kanın. dediğin an patlıyorsun TDK nin diyeceğiz sonuç herhalde şey benim bu D'yi de zaten cümleden çıkarabiliyorsak ayrı yazılıyordu bakalım TDK'nin yaptığı değişikleri düzenli olarak takip etmeliyiz TDK'nin yaptığı değişiklikleri D de düzenli olarak takip etmeliyiz diyebiliyoruz geldik buraya sen de mi benim kararlarımı sorgular hale geldin diyor. Şimdi Mahmut'la Pakiz arası gibi bir diyalog. Şimdi sen mi benim kararlarımı sorgular hale geldin diyebiliyorsun sen de mi diyebiliyorsun. Dolayısıyla de cümleden çıkarabiliyorsak ayrı yazılıyordu. O zaman burada sen de olacaktı Tonguç Ali Midemdeki bu ağrılardan kurtulmak için doktora gittim. Güle güle. Ama giderken şu ki'yi de birleştirerek Neden? Çünkü bak kuralımızı hemen hızlıca şöyle bir daha gösteriyorum. D'lerde, D'lerde cümleden, cümleden atabiliyorsan, atabiliyorsan ayrı yazıyorsun ayrık. Cümleden atamıyorsan yani parmağınla kapatamıyorsan bitik. Cümleden atamıyorsan bitişik yazıyoruz. Mesela öne biliyorum. Tonguç biz e, Tonguç e, bize geldi diyelim tamam mı? Tonguç e, bizde kaldı. Şimdi bak. Burada Tonguç da bize gel dediğin zaman bunu ayrı yazıyorsun. Niye? Tonguç bize geldi. Tonguç da bize geldi diye biliyorsun. O zaman bu de daha ayrı. Ama Tonguç bizde kaldı derken Tonguç biz kaldı diyemeyeceğin için bitiş yazıyorsun. Ki'ye baktığımızda ise Tonguç herhalde benim. Ki'de de ler iki gelirse ler iki gelirse getirilebilirse diyelim yani gelirse ee, bitiş yazılıyor. Yerlerini değişik yapmış olduk. Neyse. Kelimenin yanına ler iki gelmezse ...leri ki gelemezse... ...gelemezse... ...ayrık oluyor. Tonguç evladım benim. Hemen yazıyorum mesela. Ee, gel ki göreyim seni. Gel ki göreyim seni. Şimdi gelkiler diyemiyoruz. O zaman bu... ...ayrı yazılması lazım. Burası doğru. Veyahut da seninki... ...yine geldi. Seninkiler diyebiliyoruz mu? Diyebiliyoruz. O zaman bu bir yazılacak. Buraya bir örnek yazalım mesela. Diyelim ki... Tut ki karnım acıktı. Anneme küsüm diyor Sezen Aksu. Tut ki karnım karnımı yazdım. Yanlış yazdım. Karnım karnım. Evet, yazamıyorum şu anda. Karnım acıktı diyor ya. Tutkiler diyemiyorsun. O zaman ayrık. Ama veyahut da başka ne yazalım mesela? Evdeki hesap çarşı uymaz. Evdekiler diyebiliyorsun. Ee, o zaman bu bitki yazılıyor. Kural bu. Şimdi o zaman buraya geldiğimizde midemdekiler diyebiliyoruz. O zaman niye ayrı yazıyorsun ki? Hop çıkıyor. Birleştireceğiz bunu midemdeki diyeceğiz ve bitti gitti. Geldik noktalama işaretlerine. Durumunu durumu düzelttikten sonra evi, arabayı yazlığı satın aldım. Vay bak yine emlaktan devam ediyoruz. Evi virgül, arabayı virgül, yazlığı satın aldım bak. Ev, araba bunlar eş görevli sözcükler arasına virgül geldi. Şunu unutma Tonguç'um LGS'de mutlaka bir tane yazım kuralları bir tane de noktalama işaretleri gelecek. Dolayısıyla bu konu sadece yazılarımız için değil genel olarak her zaman için önemli. Araştırma yapmam gereken birkaç konu var. İki nokta üst üste. Cık cık, tarım, turizm diye gidiyor. Şimdi burası çok önemli. Burası dananın kuyruğunun koptuğu yer. Birazdan yazacağım şeyi çok dikkat edin arkadaşlar. Şimdi burada iki konu var deseydi buraya nokta gelirdi. Ama birkaç konu var dediği için konu devam edeceğinden buraya üç nokta geliyor. Şimdi burayı şimdi şöyle gösterelim sana. Bir şey göstereceğim Tonguç'un. Şuradan bir tane boş sayfa almak istiyorum. Burayı mutlaka esas almanız isteyeceğim arkadaşlar. Bakın bu LGS'de de gelebilir. Buraya dikkat edin. Mesela Masanın üstünde, masanın üstünde üç şey vardı diyorum. Masanın üstünde e, pek çok şey vardı, pek çok şey vardı diyorum. Yine bir tane daha yazıyorum. Bunların arasındaki farkı birazdan göstereceğim. Masanın üstünde gerçekten hızlı yazıyorum ama yazım kötü oluyor. Pek çok şey var diyorum. Burası çok zor bir soru olarak gelirse Birçok öğrenci patlar ama sen yaparsın Oğuzcum. Şimdi bir kere masanın üzerindekilerden bahsettiği için bir kere buralara iki nokta üstüne gelecek. Geldi bunları iki nokta üstüne koyduk. Sonra küçük harfle başlayabiliyoruz. Gördüğün gibi iki nokta üstüden sonra küçük harf gelebilir. Eğer özel isimse büyük harf. Cümle varsa büyük harf. Ama cins isim küçük harfle yazabilirsin. Şimdi yazıyorum. Kalem, virgül, silgi, virgül, defter. Şimdi üç şey dediği için, üç şey dediği için ve üçünü de söylediği için buraya noktamızı koyduk. Bitti bak. Üç şey dedi ve bitti. Üç şey vardı. Bir, iki, üç. Bitti. Masanın üstünde pek çok şey vardı dedi. Kalem yazdı tamam mı? Silgi yazdı. Defter yazdı. Buraya sence ne gelecek Tonguç'um? Üç nokta. Muhteşemsin. Harikasın, mükemmelsin. Pek çok şey diyor. Dolayısıyla buraya da üç nokta gelecek. Yani devamı geliyor. Yani Üç deseydi eyvallah noktayı koyardın ama üç dememiş pek çok şey. Belki kalem, silgi, defter, domates, patates bir sürü şey devam için üç nokta koyuyoruz. Şimdi esas dananın kuyruğunu koptuğu yer geliyor. Burayı çok dikkat edin arkadaşlar. Masanın üstünde pek çok şey vardı. Kalem, silgi ve defter diyorum. Sonra da burayı açtım. Şimdi dikkat edin. Buraya ne gelir sence Tonguç'um? Bilemedim hocam. Harikasın. Bilmemek ayıp değil, öğrenmemek ayıp. Dikkat edin. Bak pek çok şey var dedi. Dolayısıyla muhtemelen üç nokta gelecek gibi geliyor. Yani kalem, silgi, defter üç nokta. Ama V dediği için artık kapatıyor konuyu. Kalem, silgi ve defter dediği için buraya nokta geliyor. V demese üç nokta geliyor. V derse nokta geliyor. Üç şey var derse zaten nokta geliyor. Bu kadar basit bir konu. Buraya ekran görüntüsü alın arkadaşlar. Burası önemli. Kazıkül Azizül Aziz bir soru gelirse buradan sizler yaparsınız. Şimdi geldik buraya. Ben ve Suna kırmızı takımdaydık. Virgül Kemal, Mine ve Önder de sarı takımlardı. Bu nasıl takım ya? Herhalde şey yapıyorlar, oyun oynuyorlar. Şimdi Kemal ile Mine'nin arasına virgül koyduk ama... ...şimdi kırmızı takımla sarı takımın arasında bir ayrım olması için... ...buraya noktalı virgül koyuyoruz. Çünkü noktalı virgül, normal virgülün daha karizmatiği yani. Virgül ele takıl, ele ele, ele ele. Noktalı virgül diyor ki ya bir sen çekil. Bir sen çekil, bende olay. Diyor noktalı virgül koyuyor. Eyvah! Ünlem işareti. Niye ünlem işareti? Çünkü S büyük harfle başlamış. Saat 23.50 olmuş... Burada da nokta koyuyoruz. Sakın sakın dijital saatlerde e, böyle iki nokta ile gözüküyor diye böyle kasyo masyo saatlerde bunu iki nokta zannetmeyin. Orada Japonlar bir hata yapmış diye biz hata yapmak zorunda değiliz. Normalde saat nokta ile yazılır. Adam neye uğradığını şaşırmıştı. Buraya bir kere nokta gelmez. Neye küçük çünkü. Virgül koyalım. Neden böyle bağırmışlardı ki kendisine? Buraya da soru sorduğu için soru işaretimizi koyuyoruz. Tamam. O zaman burada iki şey öğrendik. Noktalı virgül. Virgülün daha karizmatiği saatlerde nokta gelir. Zaten burayı da az önce SS'le vurgulamıştık. Devam ediyoruz. Geldik neden sonuç, koşul sonuç, amaç sonucu. Bu zaten çok lokum. Bu artık hem LGS için hem de bizler 7'de altta gördüğümüz için çok basit geliyor bize. Elime ne zaman bir roman geçse içim içime sığmaz cümlesinde koşul sonuç ilişkisi vardır. sen ne oldu yerde zaten koşul sonuç vardı. Çalışırsan başarırsın. Gelirsen gideriz. Yemeğini yersen dışarı çıkabilirsin. SSA. koşul sonuç bu doğru. Yazarın yeni kitabını okumak için yaz saatini bekliyorum cümlesinde neden sonuç ilişkisi vardır? Şimdi içinin olduğu yere amacıyla kelimesini koyuyorsan Tonguç'cum orada amaç sonuç ilişkisi vardır. Yazarın yeni kitabını okumak amacıyla yaz saatini bekliyorum oluyor. O zaman bu amaç sonuç ama neden sonuç demiş. O yüzden bu yanlış. Bu neden değil amaç olacaktı. Okurlarımı sıkmayayım diye uzun cümleler kurmamak. Okurlarımı sıkmayayım diye yani sıkmamak amacıyla diyebiliyorsun. Diyenin olduğu yere yine amacıyla koyabildin. O zaman bu amaç sonuç. E, amaç sonuç demiş. O zaman burası da doğru Özlem cümlelerde bence ifadesi geliyordu. Neslen cümlelerde ise bence gelmiyordu. Yani bu kalem çok güzel. Bence. Bu özlem cümle. Burada iki tane kalem var. Bence. Deli misin? Bence de iki tane kalem var. İki tane zaten. Yani ne bencesi? Burada iki tane kalem var işte. Burada üç tane kalem var. E tamam işte bu nesne. Ama bu kalemler çok hoş. Bence diyorsun yani. Bence anlamı varsa onlar özen oluyor. Şimdi Abdülakamit tanzimatın etkisine kalmış. Batıyı tanınca da batı tekniğiyle eserler vermiştir. Bence diyeceğim bir durum yok. Bu normal bir bilgi vermiş adam hakkında. Duygular yazıya geçirilip başkalarına ulaştığında... ...yabana atılmaz bir yaşanmışlık kazanır diyor... ...ve kendi yorumuna katıyor. Bence demek istiyor. O zaman bu da özler oluyor Tonguç'un. Şimdi atasözleriyle anlamlarını eşleştirelim. LGS'de de gelmişti. Yazınızda da hocanız atasözleri değillerini sorabilir. Bakalım. Şimdi deveyi yardan uçuran bir tutamottur. Boş baş nereye giderse ayakta oraya gider diyor. Biz bence şu cümlelerden başlayalım. Küçükler büyüklerin izine gider. Her işte onları örnek alırlar. Hmm. Hak deyince ne yaparsan. Ha baş nereye giderse ayakta oraya gider. Yani baş büyük olduğunu düşünelim. Küçüklerde ayaklar olduğunu düşünelim. Ne oldu? Küçükler büyüklerin izine gider. Yani kafamız nereye gitmek isterse ayaklarımız onu yapıyor. Dolayısıyla burası 2A oldu. 2'nin yanına A yazdım. Bir anlaşmazlıkla adalet tarafsızlık hakkaniyet devreye girdiğinde söylenecek söz kalmaz. Hak deyince akan sular durur. Yani hak, hukuk çok önemli şeyler. Zaten burada dikkat etmemiz gerekir demek istiyor. O yüzden 3'e de, D, e, üçe de B'yi 4'e yazacağız. Tamam, B'yi Benim de kafam durdu. Şimdi geldik e, Dört 4B oldu. Şimdi. Gözü doymayan hırslı insanlar küçük bir çıkar için bütün varlığını tehlikeye atar. Deveyi yardan uçuran bir tam otur. Yani şöyle uçurum var tamam böyle aşağı gidecek. Ama deve, şöyle bir deve çizmeye çalışayım. Deve böyle koşarak o uçurumdan atlar. Niye atladın abi diye sorduklarını deveye. Bir tane ot, şurada bir ot görsün. Deve aşağı atlar. Ya ot ya atta ot için aşağı atlanır mı? Deve saf atlıyor. İşte bazen insanlar da küçük menfaatler için, küçük başarılar için... ...sağlıklarını, kariyerlerini, kişiliklerini, dostluklarını tehlikeye atarlar. Yani... Mallık yaparlar diğer bir deyişle. Dolayısıyla burada ne yapıyoruz? Ee, evet gene paralize oldum ben. Bir de C oluyor. Niye? Gözü doymayan hırsız insanlar deve yerden uçuran bir ot. Tamam bir tam ot. Şimdi sonuncusu ne olacak sence sonuçta? D hocam. Harikasın. 3D diyorsun. Müthişsin. Süper zeka sahipsin. Zaten bir tane kaldı evladım. Neydi? Kişi nasıl davranırsa öyle karşılık görür. Ne ekersen onu biçersin. İyilik ekersen iyilik biçersin. Kötülük ekersen kötülük biçersin. Şimdi geldik bu soruya. Artık sorularımız azaldı. Ama tekrar söylüyorum Tonguç'um. Biz burada notlar gösteriyoruz. İşte yazı notlarından çalışın diyoruz. Ama en önemlisi hem LGS için hem de yazıların için bol bol dinamolardan, zorulardan soru çözmen gerekiyor. Burası önemli. Hatta atasözleri deyimlerle alakalı da çok önemli bir sürprizim varsa onu da göstereceğim birazdan. Şimdi şuna bakalım. Bu parçada aşağıdakilerden hangisinden asıl olarak yakınılmaktadır? Demiş. Şimdi yani ana düşünce soru soruyor. Bazı dergilerde bulunan Eleştiri ya da inceleme amacıyla yazılmış yazıların neredeyse hepsi bilimsel üslubu terk etmiş. Yani bilimsel anlatımı terk etmiş. Ve mahalle ağzıyla yazılmaya başlamış. Eleştirmenler eleştireceği ya da inceleyeceği konu hakkında bilgi sahibi olmadan fikir öne sürüyorlar. Buyurun hocam. Hah, teşekkür ederim Tonguç'um. Gerçekten çok kaliteli bir insansın. Atasözleri ve deyimler soru bankamız çıktı arkadaşlar. Bu hem LGS için hem de yazılarınızı hocalar sorarsa diye efsanevi bir kaynak. Onlarca yüzlerce soru var. Sözebeklerinde anlam soruları da çok geldi geçen sene. Onlarla alakalı soru da var. Tam anlamıyla LGS öğrencileri için ...efsane bir kitap oldu. Efso bir kitap Aynen. oldu. Efso bir kitap oldu. Çok güzel söyledin. Efso bir kitap oldu. Mutlaka bunu da çözmenizi tavsiye ediyorum arkadaşlar bir öğretmeniniz olarak. Şimdi reklam yaptık paragraf unuttuk yeniden başlıyoruz. Asıl olarak yakınılmaktadır diyor. Yani şikayet ettiği şey nedir diyor bakalım. Bazı dergilerde bulunan eleştiri ya da inceleme amacıyla yazılmış yazıların neredeyse hepsi bilimsel üslubu terk etmiş. Bilimsel anlatım tarzını terk etmiş. Ve mahalle ağzıyla yazılmaya başlamış. Eleştirmenler eleştireceği ya da inceleyeceği konu hakkında bilgi sahibi olmadan fikir öne sürüyorlar. Sonunda eleştirisi yapılan yazar yerilecekse yani eleştirilecekse kopya çektiği, övülecekse de unutulmayacak bir eser verdiği açıklanıyor. Kısacası ezberlenmiş ifadelerle kalem şörlük yapılıyor. Yani kalemle ateş ediyorlar demek istiyor. Şimdi doğru eleştiri ölçülerinin bilinmemesinden, bilgiye dayalı olmayan eleştirinin yaygınlaşmasından, eleştirinin gelişi güzel, bak gelişi güzel yani şurada ne demişti? Ee, bilgi sahibi olmadan Fikirine soruyorlar. Bilgiye dayanmadan. Bak bilgi sahibi olmadan fikrini Bu olabilir gibi. Kalitesiz eleştiri yapan eleştirmenlerin fazlalığından. Kalitesiz eleştirileri eleştirdi ama bunların fazlalığından bahsetmedi. Doğru eleştiri ölçülerini bilmedi. Dedik yani normalde dedi eleştiriler gelişi güzel ve bilgiye dayanılmadan yapılıyor. Dolayısıyla burada en adamı şikayet ettiği şey C seçeneği diyebiliriz. Ve hemen diğer sorumuza geçiyoruz. Yukarıdaki metnin türünü belirtiniz diyor. Şimdi bakalım. Burada metin türleriyle alakalı da en başta bir sayfamız vardı. Onu göstermek istiyorum. Bak Masallarda evrensel konular evvel zaman içinde kalbur zaman içinde diyerek zaman belirtmeden, yer yön belirtmeden direkt olağanüstülüklerle süslü bir şekilde ders verme amacıyla yazılır. Fabullarda hayvanlar konuşturulur ve hayvanlar bize nasihat öğüt verir. Hikayeler yaşanmış ya da yaşanabilir olaylardır. Romanlar da yaşanmış ya da yaşanabilir olaylardır ama uzundur. Anılar geçmişteki olaylarımızı, hatıralarımızı anlatırız. Günlüklerde günü gününe not alırız. Destanlar ulusaldır bir ülkeye aittir. Fıkralar güncel konularda yazılmış köşe yazılarıdır. Yani Nasrettin Hoca fıkrasıyla karıştırma. Söyleşi, sohbet, denemelerde yazar düşüncelerini rahatça dile getirir. Makale bilimseldir. Böyle nesneldir. Eleştiri bir kitabın ya da bir sanat eserinin eleştirisidir. Gizli yazısı gezilen görülen yerler anlatılıyor. Haber yazısında 5 neye 1 k vardır. Yani ne, nerede, ne zaman, nasıl, niçin ve kim sorularına verilir. Otobiyografide yazar kendi pişirip kendi yer. Yani kendi hayatını anlatır. 1998 yılında doğdum o şu okulu bitirdim falan diye kendi hayatını anlatır. Ama biyografide ise yazar 1998 yılında leylekler tarafından getirildi veya işte şurada doğdu diye cümle başlar. Yani o cümlesi kullanılır. Şimdi burayı bitirdiğimize göre bakalım. Sizin köyünüz var mı? Yoksa ebeveynlerinizle dahil olmak üzere doğma büyüme İstanbul'u musunuz? Şayet yılda bir iki defa da olsa köy havası almıyorsanız inanın bana şanssızsınız. Sabahları mis gibi bir haz. Hele de köy kahvaltısı. Bizler şehirlere hapsolmuş ağaçtan yoksun insanlarız. Çünkü buralarda gerçek bir hayat yaşamıyoruz demiş. Şimdi burada bir kere bir sohbet ediyor. Bir bilimsel bir yazı yapmıyor. Bir roman hikaye masal gibi de durum yok. Dolayısıyla burada sohbet ediyor diyebiliriz. Yani söyleşi diyebiliriz. Tonguç evladım benim. Şimdi şuraya bakalım. Yukarıdaki metinde düşünce geliştirme yollarından hangisine başvurulduğunu söyleyiniz diyor. Bakalım. Şimdi düşünce geliştirme yollarını hatırlayalım. Neler vardı anlatım biçimlerinde? Öykülemede olay anlatılıyordu. Betimlemede bir şeyin resmi çiziliyordu. Açıklamada ders kitabı gibi bilgi veriliyordu. Tartışmada sohbet ediliyordu. Tanımlama bu nedir sorusuna cevap veriyordu. Örneklemede örnek veriliyordu. Karşılaştırmada daha ise kadar gibi ifadelerle bu böyledir, şu ise şöyledir diye karşılaştırılıyordu. Benzetmede gibi ifadesiyle varlıklar benzetiliyordu birbirine. Mesela annemin dişleri inci gibi diyorduk. Tanık göstermede önemli bir kişinin sözü aktarılıyordu. Sayısal verilerden yararlanmada da sayılar, miktarlar, oranlar veriliyor. Şimdi buraya bakalım. Bir çocuğu ileride seçeceği mesleğe yönlendirirken onun yeteneklerini göz önünde bulundurmak gerekir. Bazı meslekler moda oluyor ve böylece aileler tarafından tercih ediliyor. Bundan dolayı da bu mesleklerin eğitim verdiği üniversiteler dolup taşıyor. Bugün bakın her üniversitede hukuk fakültesi var. Bunun nedeni popülariteden başka bir şey olamaz. Ha. Bir şeylerden bahsetti sonra da bakın dedi yani hukuk fakültesi böyle dedi. Yani bize bir örnek verdi. O yüzden buraya da örnekleme diyoruz. Bu arada soruları çözerken sizler de arkadaşlar benle beraber hani çözmeye çalışın. Bakalım yapabiliyor musunuz? Bunu da görün. Geldik buraya. Söz sanatlarını boş bırakılan yerlere yazınız diyor. Şimdi söz sanatlarımızı hatırlayalım. Birincisi teşbih vardı yani benzetme. İkincisi teşhis vardı yani kişileştirme. İnsan olmayan varlıklara insana özgü özellikler vermek. Üçüncüsü intak vardı konuşturma. İnsan olmayan varlıkların insanmış gibi konuşması. Dördüncüsü tezatlık vardı. Tezıt yani zıtlık. İşte iyiler kötüler güzel çirkin gibi. Beşincisi de mübalağa vardı abartma. Şimdi zaten sınavında test olacağı için seçenekler verecekler sana. Şeyde de yazılımda da LGS'de de. Minik çocuk elma yanaklarıyla gülücükler saçıyordu. Hmm. Şimdi burada çocuğun yanaklarını elmaya benzetmiş. O zaman burada benzetme yani teşbih var diyebiliriz. Ben yine Türkçesini yazayım. Belki hocan Türkçesiyle beraber sorar. Benzetme dedik. Devam ediyoruz. Amonos dağlarının doruklarına ay un eledi tüm gece. Şimdi ay un eledi mi? Allah Allah. Ay nasıl un eliyor ya? Burada ayı insan bir şey göstermiş. Dolayısıyla teşhis var. Dolayısıyla bunun da Türkçesini yazalım. Kişileştirme. Devam ediyorum. Dal bir gün dedi ki tomurcuğa içimde kanayan yarasın. Dal konuşmuş. Dal konuştuğu zaman bu ne oluyordu? Konuşturma hocam. Harikasın konuşturma. Ben senin söylediğini yazayım. Konuşturma diyoruz biz buna. Ama eğer hoca Arapçasını sorarsa da intak olduğunu bileceğiz. Güvenme ve varlığa düşersin darlığa. Burada birbirlerine e, zıt olan ifadeler hangileri Tonguz? Varlık ve darlık hocam. Harikasın. Varlık ve darlık Allah korusun birbirine zıt. O zaman burada zıtlık var. Yani tezat diyorum. Tezat. Buraya da zıtlık diye yazıyorum. Tezat diye aklında da Öyle açım ki... Midem sırtıma yapıştı. Evet hocam çok acıktım. Nasıl gerçekten acıktın mı Tonguç'um? O zaman dersimizi bitirelim artık. Hemen ödülü sorumuza geldi. Ödevlerimizi verip bitirelim. Madem acıktın şaka şaka zaten bitmişti. Niye sen acıktın niye bitireyim ki? O zaman buraya mübalağa yazıyorum Tonguç'um. Mübalağa. Ve yanına da abartma yazıyorum. Abartmış yani. Yani senin de miden sırtına falan yapışma Tonguç'um. Abartıyorsun. Evet dersimizi bitirdik. Atasözleri deyimler kitabını söyledik ama en önemlisini tekrar söylüyorum. Dinamolardan bu yazılı konularımızla alakalı mutlaka sorularınızı çözün. Zoru Bankası'ndan sorularınızı çözün ve en önemlisi ekstra sorularımızı ve karakodlardaki soru çözümlerini inceleyin arkadaşlar. Yani yanlış yaptım Ceyhan'mış ama geç falan. Hayır. Doğru cevaplarını mutlaka detaylı bir şekilde inceleyin. Bizler sizlere arkadaşlar hem YouTube kampımızda, yazılı kampımızda hem de yazılı notlarımızla, Dinamo Soru Bankalarıyla, Zoru Soru Bankalarıyla çok güzel destek olmaya çalışıyoruz. Aynı zamanda Tonguçakademi.com'da canlı yazılı provalarımız var. LGS dershanesinde de öğrencilerimiz her hafta biner soru çözerek gümür gümür ilerliyoruz. Hadi bakalım buradan e, yazılı provamızı bitirdik. İnşallah yazılından yani test şeklinde olacak yazılından 100 alırsın Tonguç'um. LGS'de de 20'de 20 yaparsın. Hepsini full yaparsın diyorum. Ödül sorumuzu yapın yorumlara yollayın. Hepinize başarılar arkadaşlar.